Hepimiz burada Şişli için, Şişli hizmet için beraberiz. Hep beraber büyük bir hizmet yolculuğuna çıkıyoruz. Elbette Şişli halkına da borçlu olduğunuz teşekkür etmeliyim. Şişli'nin parti bağımsız, oy vermiş vermemiş tüm yurttaşlarına, tüm Şişlilere buradan teşekkür ederim. Artık 270 binin belediye başkanı olarak, 270 binin belediye meclis üyeleri olarak, 270 binin bürokratları ve temsilcileri olarak önümüzdeki dönem sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde çalışacağız. Şişli'nin gerçek konularına eğilmek için aktif çalışacağız. Ben Şişli tarihinin en yüksek oylu belediye başkanı seçtiler. Bu teveccühe layık olmak için bu genç yaşımda çok uğraşacağım, çok çabalayacağım. Aynı teveccühü tabii ki Ekrem Başkanımıza da yine aynı oranda destek oldu Şişliler. Bu anlamda da bütün Şişliliğe, bütün Şişli yurttaşlarımıza teşekkürü bir borç bilmek ama sorunumuzun da farkında olduğunu, sorunumuzun farkındalığımızı da hatırlatmak isterim. Sorunumuzun farkındayız. Bizim dönemimizde inşallah hep beraber Şişli tarihinin en aktif belediyeciliğini görecek. Bunu vaat ediyorum, bunu projelerimle de vaat ettim, bunu seçim sürecinde de vaat ettim. Ama bu bir birliktelik olacak bir iş. Burada her birimize, her bir meclis üyesi arkadaşımıza burada büyük görev düşüyor. Birlikte, beraber çalışma görevi düşüyor. Bu hayal gereği Şişli'ye bakarken, yani Şişli için bir hayalim var diye çünkü ben seçim sürecinde söylemiştim ve projelerimi böyle anlatmıştım. Biz hep halkçı belediyeciliği, yurttaşın gerçek sorunları için mücadele eden bir hatta yürüyeceğiz. Bu kentin tek bir metrekaresini bile kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz ve Şişliliğinin hakkını Şişliliğe teslim etmek için çalışacağız. 5 yılda 147 projemizi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız arkadaşlarım. Haksızlıkların üzerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Baskılara karşı özgürlüğümüzü savunacağız. Bu savunuculuğu en yüksek yerden yapacağız. Sadakatin üstüne liyakatle gideceğiz. Otoriterliğin üstüne katılımcı demokrasiyle gideceğiz önümüzdeki dönem. Betonun üstüne yeşille gideceğiz. Partizanlığın üstüne eşit hizmet anlayışıyla gideceğiz. Bunu burada çok açık göreceksiniz. Kutuplaşmanın üstüne de kapsayıcılıkla gideceğiz. Çünkü gerçekten İstanbul yurttaş Türkiye bir mektup yazdı hepimize. Tüm siyasilere bir mektup yazdı. Bu mektubun gereği bu. Emeği önceleyen, emeğe saygı duyacağız. Bu yüzden ne çalışanlar açısından ne oy vermeyenler açısından Şişli'de bir ayrım söz konusu kesinlikle olmayacak. Onu göreceksiniz. Şişli'de herkesi kucaklayacak ve eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Sahada bunu göstereceğiz. Hizmetlerimizde adalet ve liyakatı en ön planda tutacağız. Bunların her birini, bu söylediğimiz her bir konuyu da hem Şişli yurttaşlarımızın hem meclis üyesi arkadaşlarımızın takip etmesi, siyasi olarak takip etmesi ve siyasi savunuculuğu çok önemlidir. Bizler 270 bin Şişli, 16 milyon İstanbullu olarak bu kadim şehrin muhafızlarıyız. Her birimiz muhafızıyız. Buradaki her meclis üyesi arkadaşım parti bağımsız biraz İstanbul'un, Şişli'nin muhafızları, kentin, yurttaşların hakkının koruyucuları. Biz demokrasinin müdafileriyiz. Bu yüzden her birimiz seçmenin verdiği mesajı iyi anlamalıyız. Şehrimizin ve ülkemizi çok daha güzel günlere taşımak için çalışacağız. Hem icraat yapacak hem de halkımızın karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayarak demokratik anlayışımızın ve siyasi kültürümüzün gelişmesine katkı sunmaya çalışacağız her birimiz. Tekrar ediyorum, gerçekten siyasi parti bağımsız her birimizin görevi bu. Bugünden itibaren önümüzdeki dönemde kapsayıcı bir yönetim anlayışını hep beraber inşa edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Milletin seçilmiş temsilcileri olarak siz değerli meclis üyelerimizle sürekli temas halinde olacağız. Hangi partiden olursa olsun sizler bu memleketi beraber yönetme irademizin, birlik ve bütünlüğümüzün temsilcilerisiniz. 31 Mart'ta milletimizin mesajı çok nettir. Bu mesaj memleketin sorunlarını birlikte çözün mesajıdır. Bu mesajı doğru anlamış bir siyasetçi olarak
devletimizin tüm birimleriyle birlikte ve beraberlik çerçevesinde çalışacağız. Mevcut kutuplaşma ikliminin hiçbir zaman bir parçası olmayacağız Şişli'de. Birlikte çalışıp birlikte çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında Şişli'yi yönetmek görev ve sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmek için bu noktada 8 temel ilkeden oluşan kapsayıcı belediyecilik ilkelerimiz metnini hazırladık. Gruba girmeden, meclise girmeden önce grup başkan vekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, gruplarımızla ve ilçe başkanlarımızla istişare edildi konu. Sağ olsunlar, onlar da anlayış gösterdiler ve partilerimizin uzlaştığı bir hatta Şişli Belediyesi kapsayıcı belediyecilik ilkelerimizi sıralamak isterim. Birincisi kamusal fayda, ikincisi açıklık ve şeffaflık, üçüncüsü demokratik hesap verilebilirlik, dördüncüsü katılımcılık, beşincisi eşit hizmet, altıncısı çoğulculuk, yedincisi sürdürülebilirlik, sekizincisi yenilikçilik. Bu ülkeler önümüzdeki 5 yıl boyunca milletin olanı millete verme amacını taşıyan yönetim anlayışımızı kimseyi geride bırakmadan, herkese eşit mesafede ve herkese eşit önem vererek çalışacağımızı siz kıymetli meclis üyelerimizle birlikte, meclisimiz ve tüm personelimizle, milletimize nasıl anlayışla hizmet vereceğimizi göstermektedir. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın imzaladığı bir dokümanla belediyenin girişinde 38 belediye meclis üyemizin parti bağımsız imzaladığı bir ilkeler bütünü olarak sergilemek ve Şişli yurttaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu konuda da bir ortak mutabakata siyasi partiler düzeyinde vardık. Ben buradan tüm parti ilçe başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Almak üzere aşağıdaki isimleri yazı bulunan üyelerin seçilmesini teklif ediyoruz. Yüce Meclis'e arz ederiz. Meclis üyesi Didem Güzel. Meclis Divan Katip üyeliği için teklif edilen üyeler: Elif Avcı, asil üye; Cande Erbal, asil üye; Eşref Tolga Düküstü, yedek üye; Erdal Yalçın, yedek üye. Sayın üyeler, öneriyi dinlediniz. Önergede okunan isimlerin komisyona seçilmelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın meclis üyelerimiz, Şişli Belediyesi'nin kapsayıcı belediyecilik ilkeleriyle ilgili 8 maddelik bir şeyimiz var. Tablomuz var. Bu ilkelerimiz var. Bunu imzaya açtık. Bütün meclis üyelerimizin imzalamasını rica ediyorum. Bütün bilmesi gereken bir şey var ki bizim 100 yıl önce Atatürk'ün önümüze koymuş olduğumuz bazı medeniyetler seviyesi bizim için tek yolu, tek hedefdir. O anda çalışmalarımızı da buna göre izah edip, buna göre yapmamız gerekiyor. Ama